için kurulan, mücadele eden ve yasal güvence altında olan kuruluşlardır. Bir sendikanın varlığı emekçilerin, işçilerin mücadeleleriyle güçlüdür. Bugün işçilerin hak ettikleri ücretleri alabilmeleri için mücadele eden, eşit işe eşit ücret şiarıyla örgütlenen belediye iş sendikası önemli bir mihenk taşıdır. Biliyoruz ki otoriter rejimlerde, baskıcı rejimlerde, tek adam rejimlerinde emeğin, işçilerin birlikteliğinden korkulur ve emekçilerin sendikalaşması istenmez. Ya da emekçilerin iktidarın arka bahçesi olan, onun her dediğine evet diyen, üyelerinin değil iktidarın çıkarını düşünen sarı sendikalara üye olması istenir. Egemen güçlerin hakim olduğu baskıcı rejimler güçlü örgütlenme istemezler. Biz biliyoruz ki belediyecilik kolay bir iş değil. İşçi kardeşlerim saat mevhumu gözetmeksizin gece gündüz demeden hizmet üretmeye devam ediyorlar. İnsanın başını dik, gönlünü ferah tutan işte bu alın teridir. Bu alın terinin de karşılığının daha o ter kurumadan verilmesi gerekir. İşçinin alın terinin, emeğinin karşılığını istemesi, insanca yaşamak istemesi onun en temel hakkıdır değerli kardeşlerim. Her şeye zam gelen ülkemde işçi maaşlarının yerinde sayması ne hakka, ne hukuka, ne de hakkaniyete ve vicdana sığmayan bir durumdur. Eğer bir yerde bir tasarruf yapılacaksa bu tasarruf işçinin, emekçinin alacağı maaştan değil o kurumda çalışan lüks tüketimlerden yapılmalıdır. Yine biraz önce Sayın Divan Başkanımızın söylediği bir kadro meselesi var. Yıllardır mücadele ediyoruz. Seçim vaadimize de aldık bunu. Kamuda bir tek taşeron işçi kalmamalı dedik. Tüm taşeron işçiler için kadro bir haktır dedik. Bunun mücadelesinde sürdürmeye devam ediyoruz. Belediyelerde taşeron işçi olarak çalışıp tüm şartları taşıyan işçi kardeşlerimiz ne yazık ki 696 sayılı KHK ile yapılan kamudaki ayrımcılık yüzünden belediye şirketlerine aktarıldılar. Belediyelerde çalışan yaklaşık 1 milyon işçi, 1,5 milyon işçi kardeşimiz 4D kadro alamadı. Biraz önce Sayın Divan Başkanı'nın bahsettiği haklardan yararlanamadı. Tamamen belediye başkanlarının insafına bırakıldı. Biz her zaman söylüyoruz ve bu kadro alıncaya kadar söylemeye, mücadele etmeye de devam edeceğiz. Belediye, şirket, işçilerine kadro bir haktır. Ve bu kadronun alınması için de elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Ve buradan bir kez daha söylüyorum. İktidarımızda bir tek taşeron işçi bırakmayacağız. Belediye, şirket, işçileri de kadroya geçecek değerli arkadaşlar. Dün olduğu gibi bugün de ve yarın da canını dişine takıp emek veren işçi kardeşlerimizin yanında ücret hakları, kadro hakları, iş güvenliği, iş barışı için mücadeleye devam edeceğiz. Herkes şunu iyi bilsin ki işçinin emeğini mukaddes bilip ekmek davasında onun samimi mücadelesinde dik duracağız. Eğilmeyeceğiz, bükülmeyeceğiz. İşçinin hakkını alabildiği bir Türkiye için mücadeleye devam edeceğiz. Emek ve ekmek kutsaldır. Emek en yüce değerdir. Genel kurulumuzun ilimize, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Dün 23 Nisan'dı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 102. kuruluş yıl dönümü. Bu minvalde bize Cumhuriyeti bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve bu topraklar için canını ortaya koyan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha şükran ve minnetle anıyorum. Ayrıca önümüzdeki Ramazan bayramınızı ve 1 Mayıs işçi bayramınızı da en içten dileklerimle kutluyorum. Yolumuz her daim Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu olsun.
saygı ve sevgilerimle. Belediyenin en büyük gelir kaynaklarından bir tanesi İller Bankası payı dediğimiz vergi gelirlerinden olan bir pay. Pandemi sürecinde devletimiz, hükümetimiz iş yerleri kapanmasıyla vergi almak bir tarafa, tam tersi onları destekleme yoluna gitti. Dolayısıyla vergiler azalınca bize gelen paylar da oldukça azalma meydana geldi. Bir tarafta bunlar olurken bir tarafta da savaş meydana geldi. Değerli konuşmacıların söylediği gibi gerçekten Türkiye'de şimdiye kadar görülmemiş bir hayat pahalılığı ve enflasyon var. Tabii işçi kardeşlerimize buna yetiştirmek için biz elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Ama öbür tarafta da bir tarafta KDV indirimleri meydana geldi. Dolayısıyla bize gelen paylarda azalma meydana geldi. Diyorum, herkese hoş geldiniz diyorum. Tabii burada bizden önceki olan konuşmacılar, işte siyasetçimiz siyasetle ilgili tarafını, sendikacı arkadaşlarımız sendikalarla ilgili taraflarını burada söylemeye çalıştılar. Belediye başkanımız yani gördüğü doğruları burada ifade etmeye çalıştı. Bunların hepsini ayrı ayrı değerlendirdiğinizde hak vermemek de mümkün değil. Tabii biz de Türk İş olarak Afyon'da yani karşılaşmış olduğumuz bazı sorunlar var. Bu sorunları arkadaşlarımızla görüşüyoruz, konuşuyoruz, tartışıyoruz, ilgililere iletiyoruz, ilgililerle konuşuyoruz. Tabii bu sorunların başında Afyon'da, şimdi bizim milletvekilimiz gidiyor mecliste sendikanın yasasının yapılması için el kaldırıyor. Sendika yasası mecliste yapılıyor. Yapılırken de işçi sendikasına istediği şekilde kendi iradesinin üye olabilir diyerek oraya kanunda düzenleme yapılıyor. Çok selamları var. Tabii bir emekli sendikacı olarak ben sizlere hitap etmek istiyorum. Biraz önce başkanımız dedi, 1952 yılında kurulan Türk İş'in çatısı altında örgütlenen emek en yüce değerdir diyen rahmetli anlığımız sendikacılarının çok değerli bir sözünü hatırlattı. Dedi ki, Seyfi Demirsoy rahmetlik, Ankara'da bakanlar kurulu var, Ankara'da hükümet var ama Ankara'da Türk İş de var diyebilen bir sendikacılığı biz dostlarımızla beraber şiar edindik, onları önder ettik. Kendimize hedef koyduk, o yolda beraberce yürüdük. Yıllar sonra 2002 yılında SEKA'da özelleştirme sonucu kapanan fabrikadan sonra ilk kez bir genel kurula katılıyorum. Gördüğüm o, sendikalar mücadelesini birbirlerine vermeye başlamışlar. Üzülerek ifade edeyim, biz 88'de SEKA'da 132 gün bir grev yaptık. Benim anam da anam da yoktu yanımda, babam da yoktu. Şükrü Erol vardı, Şükrü Balık vardı, Muharrem Uslu vardı. Rahmetli anam Niyazi Avcı vardı. Şunu söylemek istiyorum. Biz sendikacılar olarak birbirimize daha çok sarılmalıyız. Birlikten kuvvet doğar. Sendikal bir sıkıntı mı yoksa belediye sıkıntısı mı? Hem sendikal hem belediye arkadaşım. Sendikal sıkıntı yılının teminatı biziz. Hiçbir arkadaşım yani sizin karşınızdaki olan listede kimse bir tane delegeye baskı yapmaz. Bunun teminatı. Sayın başkanım, yani böyle şey diyeyim, meramını anlatsın başkan adayımız. Sıkıntı neyse söylesin, bize cevabını verir. Evet. Bu da net. Yani farklı yerlere listeyi bulmayıp arkadaşlarımız hepimizi itham altında bırakması hiç hoş değil. Ben Güzel Başkanım, ikinci çağrıyı yapıyorum. Üçüncü çağrıdan sonra çağrı yapmayacağım. Kameralar çekiyor, tutanaklarımız ona göre. Kurullara aday olacak arkadaşlarımız yazılı olarak divana müracaat etmelerini bekliyorum. Son kez soruyorum ve listeyi okuyacağım geldiği şekliyle. Aday olmak isteyen arkadaşlarımız bireysel veya liste olarak, delegelerden oluşacak liste olarak
aday olmak isteyen arkadaşlarım yazılı olarak divana müracaat etmelerini rica ediyorum. Çocuk gelse de divan başkanı olarak ben biliyorum o şey diye bakmayacağım. Ben ilk kez divan yönetmiyorum. 20 tane divan yönettik. Aynı şekliyle diğer yerlerde de oldu. Ben kabul etmiyorum. Yasal olarak bunun mümkün olmadığını, sadece delegelerden, eğer 500'ün altında olmuş olsaydı üyelerden aday olabilirdi. 500'ün üzerindeki şeylerde delege seçiliyor. Delegenin iradesinin haricinde bir irade de olmaz. Delege arkadaşlarımızla haksızlık olur. O zaman boşuna seçilmiş oldular. Sadece delegelerden oluşur şube yönetimi. Evet arkadaşlar, bu saatten sonra 3 kez çağrı yaptım, aday listesi verilmedi. Bu saatten sonra gelen şekliyle okuyacağım ve basıma göndereceğim. Divanımıza gelen dilekçeleri okuyorum. Belediye Sendikası Afyonkarahisar Şubesi'nin 24 Nisan 2022 günü yapılan 10. olağan genel kurulunda şube başkanlığına adayım Yücel Şahin. Aynı şekilde yine bir dilekçe. Şube Başkan Yardımcılığına adayım Mehmet Selman. Şube Mali Sekreterliğine adayım Abdullah Bahadır Çelikkaya. Şube Yönetim Kurulu üyeliğine adayım Murat Sandıkçı. Üyeliğine adayım Hakan Alhan. Şube Yönetim Kurulu yedek üyeliğine adayım Abdullah Koç. Şube Yönetim Kurulu yedek üyeliğine adayım Mevlüt İşkek. Şube Yönetim Kurulu yedek üyeliğine adayım İsa Koçak. Şube Yönetim Kurulu yedek üyeliğine adayım Süleyman Akçakaya. Şube Yönetim Kurulu yedek üyeliğine adayım Salih Göktaş. Şube Yönetim Kurulu asit üyeliğine adayım Halil İbrahim Koytur. Şube Yönetim Kurulu asit üyeliğine adayım Muharrem Esen. Şube Yönetim Kurulu asit üyeliğine adayım Ali Önder. Şube Yönetim Kurulu yedek üyeliğine adayım Gökmen İser. Şube Yönetim Kurulu yedek üyeliğine adayım Mehmet Ali Kocatepe. Şube Yönetim Kurulu yedek üyeliğine adayım Mustafa Çelik. Şube Disiplin Kurulu asit üyeliğine adayım Nihal Bektaş. Şube Disiplin Kurulu asit üyeliğine adayım Sevgi Uysal. Şube Disiplin Kurulu asit üyeliğine adayım Nuri Dolu. Şube Disiplin Kurulu yedek üyeliğine adayım Sadullah Coşkun. Şube Disiplin Kurulu yedek üyeliğine adayım Mehmet Yavuz. Disiplin Kurulu yedek üyeliğine adayım Veysel Koçpınar. Üst Kurul Delegeliğine adayım Yücel Şahin. Üst Kurul Delegeliğine adayım Mehmet Selman. Üst Kurul Delegeliğine adayım Ali İhsan Korkmaz. Üst Kurul Delegeliğine adayım Abdullah Koç. Üst Kurul Delegeliğine adayım Bülent Çoban. Üst Kurul Delegeliğine adayım Abdullah Bahadır Çelikkaya. Üst Kurul Delegeliğine adayım Özer Söğüt. Üst Kurul Delegeliğine adayım Haluk Çetin. Üst Kurul Delegeliğine adayım Hamdi Çolak. İsmini yanlış okuduğumuz arkadaşlarımız varsa divana müracaat edip bizi düzelttirsinler. Evet arkadaşlar, divana müracaat ettim, yazılı müracaat ettim, ismim okunmadı diyen arkadaşım var mı? Müracaat ettim, ismim okunmadı, yanlış okundu diyen arkadaşım var mı? Son kez soruyorum. Değerli arkadaşlar, değerli delegeler, divana yazılı müracaat ettim, ismim okunmadı veya yanlış okundu diyen arkadaşım var mı? Yoksa okuduğumuz şekliyle tek liste olarak basına gönderiyoruz ve seçim kuruluna devredeceğiz. Seçim kurulu geldi mi başkan? Arkadaşlar. Tamam, buradaymış seçim kurulu da.
7. maddeye kapanış. Değerli arkadaşlar, Ramazan ayındayız. Ramazan'ın son günlerini yaşıyoruz. Ramazan'ın şimdiden hayırlı olmasını, bereketli olmasını diliyorum. Önümüzde bayram var. Bayramı çoluk çocuğunuzla refah içerisinde, sağlık içerisinde iyi bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum. Biliyorsunuz Arif Bey'in 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Bayramı. 1 Mayıs İşçi Emekçi Bayramı'nı şimdiden kutluyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İman olarak görevimiz burada sona eriyor. Belediye Sendikası'nın değerli delegeleri, verdiğiniz desteğe yüce teşekkür ediyorum. Şunu bilin, Yücel Şahin hiçbir yerde işçinin haberi olmadan imza atmadı, atmayacak. Benim gücüm sizden, başkasından emir almam, sizden emir alırım. Her zaman arkamda dururuz. Yıllardır taşıyorsunuz. Teşekkürüm, minnettarım. Zerre kadar bu görevi şerefle taşıdığımda sizin başınızı eğdirecek bir hareket içerisinde olmadım. Cenab-ı Allah şimdiden sonra nasip etmesin. Eğer sizin haricinizde farklı arayışlara gidersem Cenab-ı Allah da benim canımı almayı nasip etsin. Ben bunu görmüyorum. Bu kadar net söylüyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Önümüzdeki Ramazan bayramınızı, 1 Mayıs İşçi Bayramınızı candan kutluyorum. Gazası belası şekilde yollarınıza dönmenizi istiyorum. Belli işte birlik beraberlik içerisinde omuz omuza yürek yüreğe yürümek istiyorum. Her zaman önünüzdeyim, her zaman yanınızdayım, her zaman arkanızdayım. Saygılar sunuyorum.